Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ocak basa dede. Merhabalar. Ocak basa dede. Ocak basa dede. İsmet Efendi. Ben Ocak basa dede. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Geliyor musun kucağım? Aferin sana. Merhabalar. Aferin. Adın ne senin? Eymen. Eymen. Evet. Çok da güzel bir isimmiş. Evlerin soğuk mu? Ev işte idare ediyor. Yine elektrik sıkıntılarıyla uğraşıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Daha evet. Ondan da kesilip şöyle söyleyeyim, benim 4 aydır elektriğim kesik. Ben şöyle söyleyeyim, benim eşimden ben boşandım. Evet. 3 tane çocuğumla ben çalışmıyorum. Çalışmadığım için elektrik faturasını ödeyemedim. Anladım. Ödeyemediğim için de elektriğimi kesiyorlar. Evet. Devletimden ben tek istediğim, ben bunu her zaman söylüyorum. Ben eşimden ayrıldım ve hiçbir şekilde hiçbir yerden yardım almıyorum. Devletimden tek istediğim, getirdiği Suriyeliler kadar benim hiçbir değerim yok. Ben bu devletin evladıysam, ben bu vatana 3 tane evlat yetiştiriyorsam, benim evlatlarıma da el uzatmalarını çok istiyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, kimin bayrağının altındayız? Kendi bayrağımızın altındayız. Ama dışarıdan gelenler benim bayrağımın altında rahat rahat her şeyini yapabiliyorlar, ev sahibiler. Rahatlıkla kredi kartı kullanabiliyorlar, ben kullanamıyorum. Onların çocukları rahatlıkla istediklerini giyebiliyorlar, ben çocuklarımı giydiremiyorum. Onların rahatlıkla sokakta gezmeleri, her şeyleri güzel, her şeyleri lüks. Ama benim hiçbir şey değil. O zaman ben bu devletin çocuğu değilim. Ben devletimden sadece bunu istiyorum. Sadece yaşamak için. Yaşamak için ben çaba, ben devletimden sadece bana el uzatmasını istiyorum. Tamam, elektriğimi kestiniz. Doğalgazım da kesik benim. Ben bu 3 tane çocukla ben ne yapacağım? Hiçbir şekilde hiçbir fayda görmüyorum ben devletimden. Allah sizden de razı olsun. İsteseniz faturayı siz ödeyemezsiniz, ödersiniz. Ben bunu açıklıkla söylüyorum. Ödemezsiniz, ödersiniz. Ama sırf ne için? Bizlere destek olmanız için. Ben bunu hükümetimden beklerken, hani ben şöyle söyleyeyim, hükümetimden beklerken sizlerin bu şekilde yapması gerçekten bize gurur verdi. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Galiba değil mi? Hadi al bakalım. Şu an benim çocuğum okula gidemedi. 3 ayda benim çocuğum okula gidemiyor. Niye gidemiyor? Beslenmesini alamıyorum. Okula gidiyor, ister istemez masrafı oluyor, hiçbir şeyini alamıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, kendim bir yana, bir de benim gibi çoğu insanlar da var. Elektrik kesiyor. Yani ben devletin artık bizlere yönelmesini istiyorum. Başka hiçbir şey değil. Evet, biraz dışarıdan gelen kadar bizim de değerimiz olsun. Çünkü niye? Hani vatana evlat yetiştiriyoruz biz. Bas bas bağırıyordu. En az 3 çocuk, 4 çocuk. Benim 3-4 tane çocuğum var. Ama ben hiçbir şekilde çocuğuma hiçbir şey göremiyorum. Gerçekten ben çok koyu bir AK Partili olarak ben açık açık bunu söylüyorum yani. Benim çocuklarımın ihtiyacı var. Benim evimin ihtiyacı var. Ben çocuklarımla soğukta oturuyorum. Ben çocuklarımla karanlıkta oturuyorum. Benim çocuklarımın hakkı yok bunu oturmak. Onlar rahatlıkla çocuklarına kadar maaş alıyorsa, rahatlıkla kendine kadar maaş alıyorsa buna benim de hakkım var. Çünkü vergi alındığı zaman bizlerden alınıyor. Kendi milletimizden alınıyor. Şey olduğu zaman bizim kendi milletimize zam yapılıyor. Tek isteğim benim çocuklarıma ve benim evlilere, benim gibi bütün mağdur arkadaşlara el uzatılmasını istiyorum. Başka hiçbir şekilde hiçbir şey istemiyorum. Evime gerçekten çok büyük şeref verdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. İnşallah hepsini atlatırız. İnşallah hep beraber. İnşallah hep tabii sizin durumunuzda olan yaklaşık 4 milyon abone var. 4 milyon Türkiye genelinde. Yani Ankara'da var, böyle İstanbul'da, her şehirde var 3 aşağı 5 yukarı. Normalde sosyal devletin sahip çıkması lazım. Siz keyfinize ödemiyorsunuz ki, imkanınız olmadığı için ödeyemiyorsunuz. Bakın size şöyle söyleyeyim, ben yemin olsun evime ekmek bulamadım. Ben kesinlikle CHP tarafından Allah evet. Tekrar razı olsun. Hani oradan mesela yardım geldi evime, çocuklarımın o gün ben karnı doyurabildim. Evet. Allah sizden de yardım edenlerden herkesten razı olsun. Ama gerçekten artık sesimiz duyurulsun. Ben bunu açık açık da söylüyorum. Ben gerçekten tek başıma bayan olarak ben bu elektriği ödeyemem. Ben bir bayanım. Benim evet. Evime gelen elektrik 1300 lira. Ben burada hiçbir şey işletmiyorum ki. 1300 lira elektrik bana nasıl gelebiliyor? Evet. Bana gelmesi imkansız. Sonuçta benim evimde bir dükkan işletilmiyor. Benim evimde herhangi bir şey de işletilmiyor. Evet. Bunu gelip
benim evime hani gelip doğal gazımı şey elektriğimi kestikleri zaman ben yalvarıyorum, dinlemiyorlar. Hani bunlara hani hoşlarına mı gidiyor bilmiyorum ama gerçekten artık bir el uzatılsın. Siz bu kadar kendi evinizin elektriğini ödemeyip bizlere destek oluyorsanız bu hükümetin de bize destek olmasını çok çok istiyorum yani. Evet. En azından dışarıdan gelenler kadar az da olsa bir değerimiz olsun. Evet. Doğru. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çalışmak istiyorum, çalışamıyorum. Çünkü 3 tane çocuğum var. Evet, evet. Tabii. Tek başımayım, ben başımda eş yok, kimsem yok. Evet. Çalışmak istiyorum, hiçbir şekilde çalışamıyorum. Çalışamıyorum. Çocuğu nereye çalışsam, çocuğu kime bırakacağım? Bakıcı çağırsam, evet. O da bir masraf. Aldığım maaşı olduğu gibi bakıcıya vermem lazım. Evet. Doğru. Doğru. Ben çocuklarımın karnımı doyurayım, kiramı mı ödeyeyim, elektriğimi mi ödeyeyim, faturamı mı ödeyeyim? Evet. Ben hiçbir yerden, hiçbir şekilde hiçbir şey alamıyorum. Evet. Dersleri falan mı? Benim büyük oğlum derslerinden hep geri kaldı. Öyle mi? Okula gidemediği için. Evet. Hiçbir şekilde derslerle ilgilenemedik. Hmm. Okula gönderemedik. Doğru düzgün üstü kıyafet olmadığı için. Beslenmek evet. Koyamadığım için. Hmm. Çocuğun her şeyden geri kaldı. Evet. Bugün de 23 Nisan ve arkadaşlara eğlenirken benim çocuğum hüngür hüngür ağlayıp ben onu başka yere gönderdim. Hmm. Sırf arkadaşlarını şey yaptık görmesin diye. Hmm. Benim çocuğum bu şekilde buna şey yapmaya hakkı yoktu yani. Evet, evet. Bu hükümetin evet. O çocuğun gözyaşını dökmesine hiçbir şekilde hakkı yoktu. Evet, evet. Benim asıl işte konuşmamın sebebi çocuğum evet. Ve şu artık genel yani artık eller uzansın ya ama bizlere niye fayda yok? Evet. Vergi bizden kesiliyorsa dışarıdan gelen benim vergimle her şeyi alabiliyor. Evet. Ama ben hiçbir şey yapamıyorum. Evet. Benim elektrik vergisi ödüyorum. Bak tek başımayım. Evet. Elektrik vergisi ödemeye çalışıyorum. Ama benim vergimden kesip onun maaşına yatıracak. Evet. Evet. Bu Allah katından da günahtır. Günahtır evet. Evet. Şey adaletsizlik. Adaletsizlik bu. Başka hiçbir şey değil. Adaletsizlik. Hak hukuk diyorlarsa, öyle. Hakkın hukukun sadece o şuymuş yok, o buymuş değil. Evet. Ben sizi evime davet ettim. Tekrar diyorum hoş geldiniz. Siz özellikle sizin partiniz diye değil. Başka parti de gelse, evet. Diğer parti de gelse evet. Benim konuşmam budur. Tamam. Ben hani açık açık söylüyorum. Çünkü artık bunu aldık yani. Siz ben gerçekleri anlatıyorsunuz. Ben olanı söylüyorum. Yani, neyse o. Yani yaşadığınız. Özellikle size bu değil. Değil, evet. Bak diyorum, evet. Parti gelse ona da konuşurum. Başka evet. Bir parti de gelse ona da konuşurum. Herhangi bir partinin karşısına evet. Geçer tıkır tıkır konuşurum. Evet, evet. Yani siz bugün gelmeseniz bile gerçekten ben bir basın çağırıp kendi evimde kendim konuşacağım. Evet. Çünkü artık o dereceye geldim. Evet, evet. Sonuçta ben bayanım. Ben çalışamıyorum. 3 tane çocuğum var. Benim çocuğum bezi oluyor. Çocuğum okula gidiyor, gideri oluyor. Evet. Ekmeği oluyor, aşı oluyor, doğal gazı oluyor. Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Nerede evet. Benim hükümetim? Evet, evet. Yok. Evet. Ama balkonlara çıkıp bas bas el sallanana kadar balkonlara evet, çıkıp evet. Hepinizin yanındayım demesini istiyorum artık. Evet, evet. Başka hiçbir şey demiyorum. Öyle. Ha, ambulans var orada. Ben tek kendim için çıkmış da değilim. Yani benim gibi çevrede o kadar çok insan var ki. Kamera karşısına çıkamıyorlar. Çünkü niye? Evet. İşte hayıflanıyor, kötüleniyor. Evet. Ben çoğu arkadaşımın da sesi olmak istiyorum. O amaçla zaten çıkmıyorum. Hani bilmiyorum çoğu arkadaş çıkamıyor. Çoğu kişi konuşamıyor. Kimi eşinden çekiniyor, kimi akrabasından çekiniyor, kimi şeyinden çekiniyor. Doğru. Ama bunun artık kendimden de geçtim. Ben hem kendimin hem de çevremdeki arkadaşlarımın sesi olarak Allah aşkına sesimizi duyun artık. Evet. Evet. Yani her şeyi zam. Evet. Ben dur bir bayanım ya ben bu zamlara yetişemem. Yani başında kocası ölen var, başında kocası olup da iş bulamayan arkadaşlar çok. Var, i̇ş de bulamıyoruz. Tabii iş de bulamıyoruz. İş de bulamıyoruz. Çalışıyoruz asgari ücret tamam başlayalım. Başlıyoruz alışverişe gidiyoruz. Evet. Elimizi neye atsak ateş pahası. Doğru. Ne alacağız? Ben şu çocuğun eline bir tane çikolata almaya korkuyorum. Çünkü niye ateş pahalı, yetişemiyorum. Evet. Ama dediğim gibi artık sesimizi duysunlar yani. Ben yine diyorum, benim çevremde o kadar çok insan var, konuşmak isterler. Ama kamera karşısında çekindikleri için çoğu kişi konuşamıyor. Evet, evet. Ben onların adına da, kendi adıma da ve kendi evlatlarım adına da artık sesimizi evet. Duymalarını istiyorum. Evet. Şu karanlıktan artık çıkıp evet. Da bir aydınlığa girmek istiyoruz yani. İnşallah canım hakkını. Bir karanlıktan çıktım, evet. Diğer karanlığa girdim ve karanlıkta temelli kaldık yani. Evet. Şu evimiz artık bir karanlığımızı bir aydınlatsınlar. Başka hiçbir evet. Şey istemiyorum. Evet. İnşallah canım. İnşallah. Diyelim. Olacak hepsi inşallah olacak. İnşallah. Biraz i̇nşallah. Sabreden hepsi büyüyecek. Hepsi. Yani. Bu çocukların inşallah. Bunları yetiştirin, bunlar büyüyecekler inşallah. Güzel, güzel ihbarları olacak, gelecekleri olacak bunların.
Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz zaten. Allah size de çok çok razı olsun. Çok çok, çok teşekkür ediyorum. Efendim Allah sabır versin. Yani inşallah aynen. Bunların şeyi. Ama moralinizi bozmayın. Bozulmayacak üç tane güzel, değil. Üç tane güzel evladınız var. İnşallah onlar tabii yetişecekler. Ya yetişecekler elbette öyle. Hani moral bozmayalım diyoruz. Evet. Güzel duralım diyoruz. Ama o çocuklar bize bakıp anne televizyon çalışmıyor söz temsili. Anne ders yapamıyorum. Evet. Benim çocuğum banyo ihtiyacı var. Benim doğalgazım tabii. Kapalı. Evet. Neyle yıkacağım ben bu çocuğu? Evet. Benim oğlum ekmek yiyecek. Nerede lamba? Bu mumlar delecek. Hadi benim param kalmadı. Ben neyle alacağım bu? Evet. Bu çocuğun süt içmesi gerekiyor. Ben nereden yapacağım bu ocağı? Evet. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorum. Yani ben artık dediğim gibi hükümetin artık bir el atması lazım. Ben dediğim gibi benim kendimi de geçtim. Evet. Benim üç tane çocuğum gerçekten perişan halde. Evet, evet. Gerçekten Allah sizden razı olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bizi misafir ettiniz. Kabul ettiniz.